Şükredelim. İman şuurundayız.
Elhamdülillah. Din, inne dine indallahil İslam. Din madem ki insanlara gereklidir, din ki Allah'ın varlığının, ahiretin varlığının, insanların mesuliyetlerini ve insanların cennet ve cehennemden birisine gideceklerine dair insanlara Cenab-ı Hak tarafından gönderilen peygamberlerle bildirilmiştir evvelinden ahirine. Bütün peygamberlerin misyonu bu. Allah ve ahiret var. Ahiret var dediği vakit mesuliyetim var. Akil ve balig olan mükellef. Akil, balig ve Müslüman olacak. Akil, balig olup da Müslüman olmayan olamaz. Ya aklı noksandır ya bölümünde değildir. Akil ve balig olan adamın Allah var demesi lazım. Benim de dinim var demesi lazımdır. Yalnız taputun içine koyup getirdiğimiz vakitte İslam'ın adı şehadet edecek değiliz. Bizim şehadetimiz şahı gelmez ki. Allah bakıp duruyor. Bizim önümüze getirildik, kim getirildiyse biz namazını kılarız. Madem ki tevessül edip getirdiler ölülerini camiye, kim olursa olsun camiye gelen cenaze namazını kılacaktır. Lakin bizim şehadetimiz kafi değildir. Cenab-ı Hak o kula mümin sıfatıyla hitap edecek mi? Ey kul, beni kabul ettin. Ey kul, bana bir secde ettin. Ey kul, bir hayır yaptın. Ey kul, ahireti düşündün. Ey kul, kimin için çalıştın? Müslümanların hizmeti ikidir. Ya nefsine köledir, ya Allah'a kul. Sorsan, arasan, nefsi için çalışmayan kimse yok. Herkes kendi nefsinin istikbalini düşünüyor. Nasıl bir hayat geçireceğim? Ben nasıl geçireceksen düşünüp hayatı bulur. Yok, Şeyh Efendi biz hasırlar isteriz. Konaklar isteriz, apartmanlar isteriz, Rolls Royce arabalar isteriz, Rolls Royce tayyareler isteriz. Efendim altınlar içerisinde, cevahirler içerisinde, güzel ümmet kadarıyla, zevci sopalarda böyle yaşamak isteriz biz. Bu gaye değil, insanlar bunun için yaratılmış değil. Bunun için yaratılmış derse sonunda ne oluyor, leş oluyor. Sonundan kimse yanına yaklaşamıyor. Din. Herkes bir dine sahip olacaktır. Değil mi? Avrupalıya sor. Dinin nedir? Avrupalılara sorsan ya Katolik diyecek, ya Protestan diyecek. Ya Anglikan diyecek, ya Gregorian diyecek, ya Ortodoks diyecek. Yahudilere sorsan, Yahudiler müthiş, dehşetli. Biz Musa'ya ve Meryat'ına tabi izleyelim. Hala devletlerinde onların Tevrat üzerine, Tevrat'ın dışına çıktık, Yahudi
Yahudi hahamların kafalarını kesecekler şimdi. Sen nesin? Ne mutlu bana. Ne mutlu, ne için? Türk zaten kavmamızdır, inkar ettiğimiz yok. Lakin Türk'e geldiğinden, İngiliz'e geldiğinden, efendim Arap'a geldiğinden, gökyüzünden enen bir rütbe var. Bunu söylesen ya sen, şimdi bütün İspatlarını çıkarıp dışarıda dolaşsak ne halde? Kim tabirdir, nedir? Ama elbiselerini geldiği vakında asker olsun, sivil olsun belli yok. Onun için gökyüzünden endişe olan, endirilmişe gönderilmiş olan o manevi libası, ruhani libası giydin mi? Sorulacaksın. Hristiyanlar söylüyor, hepsi kabul ediyor kendi yollarında, kendi meselelerinde. Burada uğurlar var, aşağıda. Beş adımlık yolda urum var. Urumlar, urumların halini bizim şeylerde de, o şeytan dolapları gösteriyor zaten. Efendim, hepsi kendi dinlerine saygılıdırlar. Kendi dinlerini tutarlar, aşağılamazlar. Bizde moda nedir? Bizde kim moda? İnsandan uzaklaşan, peki insandan uzaklaşan, nereye gidecek diye. Ne olalım? Bu, ortodoksla kilisesine tabi olalım, kilise çok burada çünkü. Yoksa, Protestan olalım, Allah muhafaza. Yoksa Yahudi, ne olacak? Böyle cazcavla kalan bütün dünya üzerinde aramışlar, en boş memleket, en boş insanlar bu Kıbrıs KKTC'deki insanlardır. Türkiye'den gelen vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, ben ferah ettiğim çünkü onlar namazdır, niyazı, oruçlu her şeylerine gelip belki bizim bu Kıbrıslıları da karşı aşılayacaklar da bizimkine onları aşılamak. Namaz kılan namaz kılmak. Cuma'ya giden Cuma'ya giden. Biz de şaşırdık, şimdi ne yapalım? Kendimizi acıyor ama nasıl yani el elde baş başa kaldık biz bunun içerisinde. Ne olacak? Ha, Allah diyor. Biraz daha sıfır. Elde sıfır, yine sıfır. Sıfır, sıfır, yine sıfır demek. Öyle gösteriyor, haritada pusula. Sıfır sıfır elde hiç. Haline döndürecek. Allah bakıyor ha. Görmez değil. Uyumam diyor, görüyor. Musa peygamber demiş ki, ya Rabbi sen uyur musun? Ya Musa teedem. Eden üzerine ol ya Musa, nesin, nasıl? Merak ettim diyor. Hey. İki bakraş demiş, su al, omuzuna böyle ve buradan filan yere kadar yürü, sana cevap verilecektir dedi. İki bakraş, iki oha, suyla yürümüş, o yürüdüğü arazide önüne bir çukur gelmiş, bir boy. Tam çukurun böyle kenarına ayağını basar, bastığı anda bir uyku gelmiş, düşüvermiş. Bir anlık düşme, bir anlık gaflet gelmiş kendisine. O kuyunun içerisine düşmüş, şar, bütün o iki boğazı da üzerine dökülmüş. Hemen ayılmış. Bakmış bir çukurun içerisinde, suyun içerisinde yüzüyor. Ya Musa cevabı aldın mı? Elhamdülillah. Aldım ya Rabbi. Eğer sineden yani uyuklama hali bile bana gelse bütün kainat alt üst olur. Amin. Amin.
nigahbanım, hayyu kayyumum, seyrediyorum, bakıyorum, rakip benim, her kulumun her halini ben biliyorum, kalbinde geleni de biliyorum, fiilinde yaptığını da biliyorum, bilmez zannetmesinler. Gizli yok bana aşikar edin. Ey müminler! Allah'ın dini hak dindir. Kimse bugüne kadar İslam'ı ayıplayacak bir yer bulamadı. İslam'ın helal ettiğini yanlış diyecek, İslam'ın haram ettiğini de ne için bu insan daha iyi bir şeydi de bize neye haram etti diyecek akıllı adam çıkmadı şimdiye kadar. Lakin bu Kıbrıslılar şimdi ne kadar haram varsa hepsini işlerler. Hiç korkusuz. Ben de ne Kıbrıslılar, ben de Kıbrıslı olduğum için söylüyorum bunlara. Çoğumuz Türkiye oldu. Diyorum ki dikkat et, dikkat et. Sonra öyle bir hale getirecek Cenab-ı Allah sizi ki beğenmeyeceksiniz. Beğenmeyeceksiniz çünkü küfrünüz yok, küfrünüz çok. Küfredersiniz, şükretmezsiniz. Cenab-ı Hak 27 sene, 30 sene oluyor. Önçesine koca devletimizi gönderdi. Orada kurudun üzerinde asker yatıyor ordu. Biz rahat yatıyoruz. Bu gençler yeni doğanlar haberi yok. Daha evvel olan vukuattan seneler senesi kimseye yerinde yatamadı. Bütün gece, gece kıyam edenler gibi bütün gece telaşla ha bastılar, ha bastırdık, ha öldürdüler. Böyle şeylerden. Şimdi bu rahatlığı bile, buna bile şükür ya Rabbi değemiyor. Çünkü yeni yetişenlere bir ruh veremedik. Şükür ruhunu, şükretmek ruhunu veremedik gençlerimize, yeni yetişenler. Mekteplerde din dersi okutmazlar. Ne zarar var be? Sen seks dersi verdirirsin mektepte. Gerekli mi? Kediler de bilir onu. Haşa minel huzur, kediler de bilir. Hayvanat da bilir. İnsan bilmez mi? Ders mi lazım be ona? Yok, resmi ders vereceğiz. Bir de karma, biz oğlanla beraber olamaz. İşte bu rezillikten dolayı bu adamın istikbali yoktu. Bitti. Madem Allah'ın dediğini yapmıyor, saymıyorlar, sayılmayacağız. Gene az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, bir de baktık aklımız. Ya biz çok yol kesin zannettik. Olduğun yerdesin, olduğun yerden de geriye düşüyorsun. Dikkat et, önümüzdeki hafta Kadir Gecesi vardır. Kudumuz da mübarek Leyla-i Kadir içindir. Leyla-i Kadir 21. geceden itibaren aranabilir. Son 10 gününde 21 veya 23 veya 25 veya 27 veya 29. Lakin çok geceler, çok senelerde 27. gece olduğu için onu tayin ettik. Kadir gecesi diye. Lakin arayacaksın. Arayacaksın. Elin olduğu, elinden bulmuş gibi hazine bulamazsın. Arayacaksın, arayacaksın. Hazineler hazinesidir, kabir gecesi. Bütün senenin gecelerinin içerisinde en kıymetlisidir. En kıymetlisini sana hemen iskota malı gibi öyle koyacak değil diyor. Ben Seylan Adası'na da gittim. Allah gönderdi benim mağrımdan maşika dolaştırdı. Değirmende ağırmadı sakalım. Lakin bana bir şey soran yok. Her şeyi onlar biliyor. Biliyor dedik sonra batıyor onlar. Son. Bizde cevap yoksa o zaman gitti Avrupa'ya, Amerika'ya.
Dünyaya cevap verecek muvetimiz var. Elhamdülillah. Şeylen adası, Sinilen kaderinde. Orası cevahirlerden meşhur olan Zümrüt efendim yapıtlarıyla meşhur olan yeri Adem Peygamber'in endirildiği yerdi o cennetten endirildiği vakitinde. En kıymetli yüce taraf taşlar efendim yakut gibi, zümrüt gibi efendim o emsaldeki kıymetli taşları satan kimseler nerede? Bu çarşıların içerisinde bizim altın baş var, bilmem ne bir taş var, onun gibi değil. Onun gibi sergilenmez. Onun en yukarıda daireleri var hususi. En altında da binanın mahzenleri vardır. Müşteri geldiği vakitinden müşteriyi aldılar oraya. Oturduğundan ne bir talebi, talebimiz bu. Ve emreder, o talebine göre mahzenden ener ve muhafaza altına çıkarır, getirir oraya. Sen kadirgecesi ne zannediyor? İş o kadar satılır. Efendim, plastik yüzüklerden mi zannediyor ya? Aklını toplasın. Aklımız nerede? Aklımız şey efendim dağıldı çok. Ne için? Ekonomik kriz var. Başka krizimiz yok mu? Din, iman, ahlak krizimiz var mı yok mu? Temel tutturamıyorsun, maya tutmuyor. Nusret'in Hoca Akşehir'in gölünü mayalamış. Mayalanır mı bu? Nasıl mayalanır? Ama ekonomik kriz mühim olan istikametten bizi aldatmak için şeytani bir hiledir. Bizim krizimiz ekonomik değildir, ahlakidir. Çünkü halkımız çözüldü, dağıldı ve eski kuvvet ve neşesi yok. Dünyaya tapar, dünyanın arkasında koşar oldu. Dünyanın arkasında koşursa dünyanın oradan kaçıyor. Ekonomik krizde değiliz biz. Biz ahlaki krize düştük. Biz doğru yolu şaşırdığımız için krizdeyiz. Yoksa para var, para durma. Para doğru. Kendi şahsımızı düzeltemiyoruz. Neyle düzeltir? Parayla düzeltir. Parayla nasıl düzelecek? Ahlak meselesi parayla düzelmez. İnsan 1 milyar para olsa, 10 milyar para olsa kumarcı olan adam elindeki parayı bir geldiğinde sabah merak edip geldiğinden lan nasıl sen maya tutacaksın ya? Tabi hükümetlere çok kolay. Ekonomik krizden dolayı maalesef bir şey yapmadım. Ver 40 gün ben sana bu adayı Amerika'nın seviyesine getireyim. Bana karışma ya. Ben dediğim abi İslam'ın gösterdiği gaideyi göstereceğim. Bir defa gece hayatını yasak et, bitti. Gece dışarı çıkartma. Ne işiniz var be? Dışarıda ne işiniz var? Evinizde 5 kuruş varsa şeytana kaptırmak için çıkarsınız. Haram için çıkar, gece dışarıya çıkan, halal için çıkan yok mu? Halaldir diyerekten çıkan adam var, bu gençlere sor. Bu gençler aklı dursun, camiye geldiler. Belki ötekiler. Dikkat et, bu adamla durdurayım yoksa gelen haftaya kadar böyle bombardıman etsem bu şeytanın belalarını yıkayım istiyorum. İnşallah. Kendimize döneceğiz. Halala döneceğiz, haramı bırakacağız, ayakta durabilelim. Madem ki halalı halal, haramı haram bilmeyiz, katiyen biz kendimize gelmeyiz, ne ekonomik kriz, ne bilmem ne Amerika'ya çeşir, ne bir de IMF varmış. O da böyle, böyle.
konuş konuş verdi. Aman ya, susun adamın ağzını hava açıp da damlanın. Ya dökme tamamıyla bir parça kıymada suyla bir şey yok olamaz diyor bu. Bu usuldür, damla damla veriyor ya. Aşağısın. Ne yapalım, güleceğimiz de oluyor. Orhan derdiyse ne ki tasarrufumuz yok. Tasarruf olmayan kimselere işleri havale etmeyin diyor. Ehli olmayanlara işi verdiniz mi batacaksınız diyor Peygamber. Allah da emrediyor, emanetleri ehline veriniz. Biz hepimiz emanetiz bu hükümetimizin elinde. Hükümetimiz bizi gözetemiyor. Gözetemiyorsa vebali Allah'ın yanında boyunlarında. Bakalım görelim belki Kadir gecesinde gelirler. Gelmezlerse öyle yazılacak üzerine. Çünkü bayram merkezi başka bayramdan çıkaracak kendine. Hazır-ı Kerem, ey Müslümanlar, ey gençler abim. İslam ürkmez. Gençler. Gençler eli sürdürürler. Zeytin ağacı gibi kestik sonra eli sürdürürler. Bulandık sonra eli sürdürürler. İslam'dır, batmaz. Kafirler diyor, 21. asır bizim asrımız olacak. Halk ettiğiniz diyorum ben. 21. asır hak dinini asrıdır. Batıl bitmiştir. Ela İbni Ahsen'in kelam. Mevlel hak nizam, kelamullahi aleyhül azizil azam. En az 30 kişi var. En az 30 kişi var. إذ ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر.